Çin rejimi sıfır Covid politikası kapsamında Doğu Türkistan halkını 86 gündür evlerine kapatarak tedavisiz ve aç bırakmaya devam ediyor. Aşırı izolasyon önlemleri insanların beden ve ruh sağlığına ciddi zararlar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik kayıplar yaşamalarına da neden oluyor. Çin sosyal medyası WeChat'teki bir kayıt, Çinli yetkililerin sözde karantinayı 31 Aralık'a kadar uzatmayı planladığını gösteriyor. Kayıtta Uygurlar yeterli yiyecek olmadığından ve hükümet yetkililerinin onların açlığını görmezden geldiği şikayet ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakan iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi, ifadesi kullanıldı. Japon hükümeti, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı uzak bölgelerin savunmasına çözüm arıyor. Kyodo Ajansı'nın kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre merkezi hükümet, anakaraya uzak adaların savunulması için yüksek hızlı yeni füzelerin mesafe kapsamını 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak. Çin'de iPhone telefonların üretildiği Zhangzhou kentindeki fabrikada çalışan işçilerin duvardan atlayarak tesisten kaçtığı görüntülendi. Apple için iPhone telefonlarını üreten Foxconn adlı şirketin tesisinde Çin'in geri kalanında uygulandığı gibi katı Covid-19 kuralları yürürlükte. Öte yandan Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Guangzhou'daki salgın son zamanlarda tekrar yükseldi ve Hisu bölgesi ile Baiyun bölgesinde nükleik asit testi için uzun kuyruklar ve kalabalık insanlar oluştu. İnsanlar daha fazla enfeksiyonun ortaya çıkmasından endişe ediyor. Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı'na Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çiçiyang eyaletindeki parti sekreterliği yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Çin Yishin atandı. Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada 63 yaşındaki Çin Yishin'in yeni istihbarat şefi olacağı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrupa Birliği'ni hem askeri hem de ekonomik olarak zayıflatmayı hedeflediğini öne sürdü. Lavrov, Avrupalıların Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ABD'den kat be kat fazla müzdarip olduğunu belirtti.